Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının ikinci yasama yılı 27. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından konuklarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Danimarka temsilcimiz Sayın Fazıl Küçük Koç aramızda. Bingöl, Elazığ, Hakkari il başkanlarımız aramızda. Hakkari Merkez İlçe Başkanımız, Gümüşhane Kadın Kolları Başkanımız, Sarı Saltık Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticileri, Tepebaşı Belediyesi Belde Evi ve Sosyal Tesis temsilcilerimiz aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Isparta Gönen'den ilçe başkanımız ve belediye başkanımız hep birlikte aramızdalar. Hoş geldiniz. 669 sayılı kanun hükmünde kararname mağduru askeri öğrencilerin aileleri aramızda. Hoş geldiniz. Şimdi her şey çok güzel olacak diye yola çıkıp İstanbul'da ve Türkiye'de her şey çok güzel olsun diye hemen her gününü İstanbul'un 39 ilçesinden birinde geçiren ve Türkiye'ye yeniden hakkın, hukukun, adaletin gelmesi için Büyük İstanbul İttifakı'nın mimarı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel oldu ama her şey daha çok güzel olacak. Efendim, bu toplantının bizim için önemi var. Birazdan ayrıntılara gireceğim. Ama öncelikle izin verirseniz bizleri televizyonları başında izleyen bütün vatandaşlarıma, hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten, yaşam tarzından olursa olsun, bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan gönül dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir ülkemiz var. Birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Güzel bir ülkemiz var. El ele, kol kola bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında gezmek istiyoruz. Güzel bir ülkemiz var. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ama bayrağımızın altında özgürce yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Enis Fosforoğlu tiyatro dünyamızın çok önemli bir ismiydi. Adalet yürüyüşünde beraber yürümüştük. Daha sonra adalarda karşılaştık. Benim bir toplantıma katılmıştım. Saygın bir sinema sanatçısı, tiyatro sanatçısıydı. Ve onu dün sonsuzluğa uğurladık. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sanat dünyasına başsağlığı diliyoruz. Dolayısıyla bu tür insanların bizim toplumumuzda ayrı bir saygınlığı var. Onları her zaman saygıyla anmak, rahmetle anmak da bizim ortak görevlerimizden birisidir. Biz hep birlikte Enis Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet diliyor ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Efendim, dün yine önemli bir olayımız vardı. Gezi olaylarında şu veya bu şekilde Gezi olaylarında kendisini gösteren yeşile duyulan hasreti bir şekliyle Gezi olaylarıyla dile getiren bir beton ormanı düşünün.
İstanbul'un dönüştüğü bir beton ormanını düşünün ve bu ormanda yeşile hasret milyonları düşünün. Ağaçların kesilmesine karşı çıktılar ve hep birlikte geldiler. Hep birlikte mücadele ettiler. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Hiç kimsenin. Yasak getirdiler. Yasağı aşmak için biz mitingimizi iptal ettik ve Taksim'e gittik. Taksim'de hiç kimsenin burnu kanamadı. Kitaplar okundu. Yardımlaşmalar yapıldı. Sevgi gösterilerinde bulunuldu. Piyanolar çalındı. Halaylar çekildi. Yeryüzü sofraları kuruldu. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Dünyanın en demokratik eylemlerinden birisiydi. Ama bunu hazmedemediler. Polisler saldırdı. Talimat üzerine polisler saldırdı. İstanbul valisinin talimatı üzerine. O da şimdi içeride bildiğim kadarıyla. İçeride. Dolayısıyla orası bir anlamda biber gazı, şiddet vesaire bir sürü olaylar oldu. İddianameler hazırlandı ve o iddianamelerin altının tamamının boş olduğu da çıktı ortaya. Aradan bir süre geçti. Osman Kavala'yı tutukladılar. 601 gündür Osman Kavala içeride. Yaklaşık 600 gün yargı önüne çıkarılmadı. Dün yargının önüne çıktı. Ne yaptı bu insanlar? Demokraside yeşile sahip çıkmak, ağaca sahip çıkmak. Demokrasilerin zaten olmazsa olmazıdır. İnsanlar düşüncelerini söyleyebilirler, ifade edebilirler. Şiddete başvurmadıkları sürece. Hiç kimse şiddete başvurmadı. Hiç kimse. Osman Kavala içeride. Niçin? Daha önce FETÖ'cü hakimlerin ve savcıların hazırladıkları iddianameler vardı. Ve FETÖ'cü polislerin, FETÖ'cü bürokratların hazırladıkları iddianameler vardı. O iddianameler sonucu beraat verildi. Aradan bir süre geçti, intikam alacaklar. Neden eylem yapıyorsunuz? Demokratik hakkınızı niye kullanıyorsunuz diye intikam alacaklar. Aynı iddianamelerden yola çıkıldı ve adına da yeniden kıymetlendirme denildi. Yeniden kıymetlendirme. Ya borsada mı uğraşıyorsunuz siz? Bu hakimler borsalarda mı uğraşıyorlar? Ne kıymetlendirmesi kardeşim? Delil delildir zaten. Varsa delil getirirsin. Bakın bu yargının yani Gezi davasının çökmesine yol açacak en önemli cümleyi Osman Kavala kurmuş. Mahkemede söylüyor. Diyor ki madem ki Soros'tan talimat alarak tüm bunları yapmışım. İddianame öyle diyor. Gezi'yi finanse etmişim. O zaman Soros'un bu davanın şüphelisi dahi olmaması biraz garip değil mi diyor. Madem ki o yardım etmiş. Oradan talimat almışız. İddianamede Soros'un en azından şüpheli olarak adının geçmesi lazım. Şüpheli bile değil. Çünkü amaç Soros değil. Amaç Gezi eylemlerine katılan gençlerden intikam almak. Bunun için yola çıkıyorlar. Aynı şekilde Yiğit Aksakoğlu var. O da içeride. Diyor ki Gezi ile ilgili bir tweetim bile yok. Ama Gezi'ye gittim, evet gittim. Yattın mı? Hayır, yatmadım orada da. Niye içerideyim bilmiyorum diyor. Gezi olayları Türkiye'nin dünya siyaset tarihine bıraktığı bir mirastır. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. En baskıcı dönemlerde toplumun nefes almasını sağlamıştır. Gezi eylemlerine katılanların tamamı da bizim çocuklarımızdır. Bizim gençlerimizdir. Her görüşten insanımız var orada. Her kimlikten insanımız var orada. Bir eylem yapıyorlar. Bu kadar basit. Kaldı ki onları çağırdılar. Başbakan dönemin başbakanı çağırdı. Başbakanlıkta özel görüşmeler yaptı. Bu eylemi sona erdirmeleri istendi kendilerine. Bir süre sonra da zaten bunlar bitti. Nedir bu davalar? FETÖ'nün taktikleri aynen devam ediyor. Aynı paralelde yürüyorlardı ya. O paralelde yürümeye devam ediyorlar. Kim ne derse desin Osman Kavala boşuna yatıyor. Tıpkı Eren Erdem gibi. Yiğit Aksakoğlu boşuna yatıyor. Tıpkı Eren Erdem gibi. Ama hiç kimse meraklanmasın. Türkiye'nin önü açıldı.
Türkiye'nin önü daha açılacak. Türkiye'ye demokrasi gelecek. Türkiye'ye huzur gelecek. Türkiye'ye bereket gelecek. Bunların hepsi olacak. Mart'ta bir seçim yapmıştık. Yerel seçimler yapmıştık. Güzel de bir sloganımız vardı. Mart'ın sonu bahar diye. Gerçekten de Mart'ın sonu bahar oldu. Böyle mavi bir gökyüzünde ağaçların çiçeği açtığı bir tabloyu düşünün. İnsanın içine huzur veriyor o tablo. Ve biz onu kullandık. Mart'ın sonu bahar diye. Mart'ın sonunu getirdik, baharı getirdik. Antalya'da baharı getirdik. Adana'da, Mersin'de baharı getirdik. Ankara'da baharı getirdik ve İstanbul'da baharı getirdik. Ama İstanbul'u hazmedemediler. Vay efendim, nasıl olur da biz İstanbul'u kaybederiz diye. Bin bir türlü iftira, bin bir türlü. Emin olun, hala tekrarlamaktan sıkılıyorum ama mecburen tekrarlayacağım. Efendim oyları çaldılar. İyi de hırsız nerede kardeşim? Hayır, nerede, hala göremedik. Nerede bu hırsız? Elimizde kamera kayıtları var. İyi de nerede bu kamera kayıtları? Seçim geçti aradan. O kadar süre geçti. Gösterin. Sonunda itiraf ettiler. Çaldılar dedik ama o siyasi bir söylemdir. Ne demek siyasi söylem? Çalmayla siyasi söylemi nasıl yan yana getirirsiniz siz? Siyasetin de bir ahlakı vardır. Siyasetin de bir düzeyi vardır. Bir düzeyi olmak zorundadır. Eleştirebilirsiniz, eyvallah. Her türlü eleştiri başımın üstüne, eyvallah. Ama çaldılar demek, birisinin oyları çaldı, hırsızlık yaptı demek asla ve asla doğru değildir. Bu milletin vicdanı var dedim. Bu milletin bir ahlakı var dedim. Bu milletin bir feraseti var dedim. Ve 18 gün sonra mazbatayı verdiler. 18 gün sonra mı verdiler? Sonra veya bir ay sonra, bilemiyorum. 18 gün Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı Ekrem İmamoğlu. 18 gün. 18 günün sonunda Ankara'daki kurulan kumpas sonucunu verdi. Kapalı kapılar ardında efendim seçimi iptal ediyoruz dediler. Hangi seçimi? Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ediyoruz. Biz dilekçe verdik. Madem oylar çalındı diyorsun, madem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iptal ediyorsun, 39 ilçeyi iptal et, yeniden seçime gidelim. Eyvallah. Hayır dediler. 39 ilçe kalacak, sadece Büyükşehir'i biz yenileyeceğiz dediler. Bazı çevreler CHP'ye çağrı yaptı, boykot yapın diye. Bazı çevreler efendim mutlaka sokağa çıkın dediler. Onlar da bekliyorlardı. Biz kumpas kurduk. Kapalı kapılar ardında hakimleri elde ettik. Onlar seçimi iptal ettiler. CHP'liler durur mu? CHP'liler hemen sokaklara çıkarlar, caddelere çıkarlar. Camı, çerçeveyi kırarlar, bağırırlar, çağırırlar. Biz de polisleri sararız üstlerine. İnsanlar ölür ve deriz ki bak işte CHP'yi görüyorsun. Ama bunu yapmadık. Hiç yapmadık. Sağduyuyla hareket ettik. Tarihlere gelmedik. Hiçbir tarihe kapılmadık. Sağduyuyla hareket ettik. Niçin? Hakeme gidiyoruz. Hakem kim? Hakem millet. İstanbullu. İstanbulluya güvenmeyip de kime güveneceksin? AK Parti'ye güvenmiyoruz. Onun hakimlerine güvenmiyoruz. Onun savcılarına güvenmiyoruz. Onun bürokratlarına güvenmiyoruz. Onun valilerine güvenmiyoruz. Ama 16 milyon İstanbulluya sonuna kadar güveniyoruz dedik. Ve güvendik. Çünkü biz bir adalet yürüyüşü yapmıştık. Haktan bahsetmiştik. Hukuktan bahsetmiştik. Adaletten bahsetmiştik. Haktan, hukuktan ve adaletten bahsedenler sokağa çıkıp yasa dışı eylem yapmazlar. Sokağa çıkıp camı çerçeveyi kırmazlar. Evet, biz hakkı, hukuku ve adaleti milletin vicdanında aradık. Ve dedik hay hay kardeşim, madem öyle gelin bir daha yapalım. 13.729 oyla kazanmıştım. 13.729 oyla. Efendim bu oy yetmez. Burada mutlaka bir şeyler oldu.
bilmediğimiz bir şeyler oldu diye o mizah unsurunu anlatan, daha doğrusu mizah havasında olan pek çok söylemi hep birlikte bir şekliyle dilendirdik. Sonunda 23 Haziran'da sandığa gittik ve 800 bini aşkın bir oyla Ekrem İmamoğlu yeniden seçildi. Evet, ne dedik? Bu milletin ahlakına, bu milletin ferasetine güveniyoruz. Bu milletin vicdanına güveniyoruz dedik. Bir hakkın, teslim edilen bir hakkın bir kişinin elinden kapalı kapılar ardında nasıl alındığını gördük. Sadece biz değil, 80 milyon vatandaşımız gördü. Sadece 80 milyon mu? Bütün dünya gördü. Ve bütün dünya bizdeki demokrasiyi sorgulamaya başladı. Nasıl olur bu diye. Evet, bütün bunlara rağmen seçime gittik ve güzel bir sonuç aldık. Peki seçimler hangi şartlarda yapıldı? Buna da bakmamız lazım. Her türlü iftira yapıldı. Her türlü. Pontus'tan tutun diplomaya kadar. Ya bu kadar, gerçekten samimi söylüyorum, bir iktidar partisinin ve onun destekçilerinin, artı Cumhurbaşkanı'nın, bütün bunları bir tarafa bırakıp doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak orantısız bir şekilde bütün güçlerini kullanarak bir seçim propagandası yaptılar. Medyaları var, %90'ı kontrol ediyorlar. Cumhurbaşkanları var, tarafsızlığını tamamen unutmuş vaziyette. Bürokratları var, ekonomik güçleri var. Ama bizim de vicdanımız var, bizim de Allah'ımız var, bizim de inancımız var. Kimseye kötülüğümüz yok. Kimseye kin tutmuyoruz. Kimseye öfke tutmuyoruz. İşi o noktaya taşıdılar ki, Sayın Erdoğan, bu pazar günü Sisi'ye mi oy vereceksiniz, Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz deme noktasına kadar geldi. Emin olun, bazen sorguluyorum, bazen düşünüyorum. Ya bunlarda vicdan var mı acaba? Emin olun, ahlak var mı acaba? Ahlakın kırıntısı kaldı mı acaba? Bir kişiyi eleştir, Allah korkusu kaldı mı acaba? Onu da soruyoruz yani. Evet, maalesef yani. Biz öteden beri Cumhurbaşkanlığı makamına oturan kişinin tarafsız olmasını isteriz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı devletin sigortasıdır. Önemli bir olay olduğunda bütün siyasal partilerin genel başkanlarını davet eder ve orada bir uzlaşma zemini yaratır. Ama şu anda öyle bir ortam yoktur. Çok sık söylerim, bizi izleyen vatandaşlarımız var televizyonları başında. Bir kez daha anayasanın o maddesini okumak isterim. Anayasanın 103. maddesi. Cumhurbaşkanlığı yemininin son cümlesi. Şöyle diyor: üzerime aldığım görevi, yani Cumhurbaşkanlığı görevini, tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağım. Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Biz şimdi bir daha 82 milyonun vicdanına sesleniyorum. 82 milyonun vicdanına. 82 milyonun adalet duygusuna sesleniyorum. 82 milyonun ahlakına sesleniyorum. 82 milyonun demokrasi kültürüne sesleniyorum. Eğer bir kişi tarafsız davranacağına dair, tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üzerine and içmişse tarafsız kalmalıdır. Hala aynı şeyi söylüyoruz. Tarafsız kalmalıdır. Bu yemin metni anayasa duruyor mu? Anayasada aynen duruyor. Bu yemin metni okundu mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynen okundu. Ve biz yine söylüyoruz. Seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın tarafsız kalması lazım. Eğer Cumhur'un başkanı olacaksa, ya da ünvanını değiştirir, Cumhurbaşkanlığını tamamen kaldırır, ben sadece ve sadece AK Parti'nin başkanıyım der, oraya seçildim
ve anayasadan da yemin metni çıkarılır. Mesele biter o zaman. Çünkü parti genel başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yemin etmezler. Tarafsız davranacağına dair yemin etmez. Ne yemin ederler? Milletvekili yemin ederler. Milletvekili yemininde tarafsızlık var mı? Hayır, tarafsızlık yok. Çünkü her partiden seçilen milletvekilleri var ve milletvekilleri de kendi partilerinin politikaları çerçevesinde siyaset yaparlar. Ve seçimlerde, yani İstanbul seçimlerinde bütün arkadaşlarımız büyük bir soğukkanlıkla hareket ettiler. Hiç kimseyi ayırmadık. Hiç kimsenin inancını, kimliğini sorgulamadık. Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadık. Hem Ekrem Bey, hem milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, herkes, ama herkes, gönül veren herkes güzel bir çalışma sergiledi. Çok güzel bir çalışma. Baskılara rağmen, ekonomik güçlüklere rağmen, taraflı cumhurbaşkanına rağmen, devletin valisine, kaymakamına, bürokratlarına rağmen ve hep beraber güzel bir demokrasi destanı yazdık. Demokrasi destanı. Demokrasi destanı yazdık gerçekten de. Eğer bütün dünya bugün Türkiye'yi konuşuyorsa 16 milyon İstanbullunun sayesinde konuşuyordur. 16 milyon İstanbullu İstanbul'da bir destan yazdı. Bir demokrasi destanı yazdı. Bu demokrasi destanı bizim siyasal tarihimizin en önemli destanlarından birisidir. Ve destanı yazanlar, sandığa gidip oy kullanan, hangi partiden olursa olsun, sandığa gidip oy kullanan ve tatillerini yarıda kesip İstanbul'a gelen 8.925.063 kişidir. Destanın sahipleri bunlardır. Destanın sahipleri. Asıl demokrasi kahramanları da bunlardır. Sandığa gidip oylarını kullandılar. Bir teşekkürüm de Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, il başkanına, ilçe başkanına, kadın kollarına, gençlik kollarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, herkese yürekten teşekkür ediyorum, herkese. Ve hiçbir partiye üye olmadığı halde demokrasi sevdalısı destek veren gönüllülerimize, binlerce gönüllüye, binlerce gönüllüye yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nı oluşturan İyi Parti ve Demokrat Parti'nin saygıdeğer genel başkanlarına ve üyelerine. Millet İttifakı içinde yer almamakla birlikte Saadet Partisi'nin sayın genel başkanına ve üyelerine. Aynı şekilde AK Partili kardeşlerime, ülkücü MHP'li kardeşlerime, Saadet Partili kardeşlerime, HDP'nin başkan, yönetici ve HDP'liye oy veren bütün kardeşlerime. Adalet Partisi'nin sayın genel başkanı ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir demokrasi destanı yaptık, yazdık ve hep birlikte Türkiye bizimdir dedik. Türkiye bizimdir. Bu şarkıyı dinlemeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu şarkıyı dinlemeye ihtiyacı var. Hep beraber
motorları mavilliklere sürmek kadar güzel bir şey yoktur. Hep beraber. Ayrım yapmaksızın. Ayrım yapmaksızın. Sizden bizden demeden, sizden bizden demeden, doğulu batılı demeden, etnik kimlik üzerinden siyaset yapmadan, inanç üzerinden siyaset yapmadan, bayrağımızın altında onurla yaşayan milyonların hep birlikte motorları mavilliklere sürmesi kadar güzel bir şey yoktur. Ve biz bunu yapacağız. Biz bunu yapmakta kararlıyız. Bu destan CHP'nin destanı değildir. Bu destan demokrasiye susayanların destanıdır. Hepimizin destanıdır. Hepimizin. Bu ülkenin destanıdır. Bu ülkenin destanıdır. Ve hep birlikte güzel şeyler yapmaya çalıştık. Hep birlikte. Bu destanın, bu seçimlerin iki sonucu var. İki temel sonucu var. Biri Türkiye için, biri dünya için. Türkiye için şu. Seçmen Türkiye'deki siyasilere bir mesaj verdi. Seçmen siyasetin vesayetinde olan yargıya önemli bir mesaj verdi. Dedi ki İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını haksız bir şekilde elinden aldınız. Bir kişi haksızlığa uğradı. Ve bizim görevimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa biz şeytan olmayacağız. O haksızlığı gidereceğiz. Mazbatası elinden alınan kişiye mazbatasını teslim edeceğiz. 800 bin kişilik farkın anlamı budur. Mazbatayı verecekler. Gidecekleri başka bir yeri yok ki. Ne yapacaklar? Emin olun. İstiyorlarsa yine Yüksek Seçim Kurulu orada. Gitsinler. Dilekçe hazırlasınlar. Yine desinler. Vallahi de billahi de itiraz etmeyeceğim. Yeniden seçime gidiyorum. Ve bizler bu seçimin Türkiye için bir anlamı daha var. Cumhurbaşkanlığının tarafsız olmasını istiyor. Vatandaş Cumhurbaşkanlığının tarafsız olmasını istiyor. O koltuğa oturan kişinin tarafsız olması lazım. Tarihimiz böyle, kültürümüz de böyle. Cumhurun başında olan kişi 82 milyonu kucaklamalı. Tarafsızlığını korumalı. Ne gerekiyorsa o yapılmalı. 800 bin kişi bir ilden 800 bin kişi bu mesajı veriyor. 800 bin kişi. Tarafsızlık konusunda bir referanduma hazırız. Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı, tarafsız mı olmalı? Referanduma hazırız. Gelsinler yapalım o referandumu da. Göreceksiniz ezici çoğunlukta tarafsızlık çıkacaktır. Dünyaya verdiğimiz mesaj. Türkiye'de bir tek adam rejimi vardı. Bütün dünya bunu bir diktatör yönetimi olarak kabul ediyordu. Medyanın özgür olmadığı, yargının baskı altında olduğu, aydınların hapishanelere tıkıldığı, milletvekillerinin tutuklandığı bir ortamda artık Türkiye'de demokrasi gelmez diye bir düşünce vardı. Ve biz bütün dünyaya şu mesajı verdik. Her türlü baskıya rağmen, yargının siyasallaşmasına rağmen bu ülkenin kültüründe ve dokularında demokrasi vardır ve biz dünyaya bir demokrasi mesajı verdik ve dünya bunu kabul etti. Niçin kabul etti? Türkiye'den demokrasi açısından umudunu kesmişlerdi. Türkiye'de artık demokrasi gelmez diyorlardı. Türkiye'de demokrasi olmaz diyorlardı. Baskı var diyorlardı. Şiddet var diyorlardı. Yazarlar, çizerler hapiste diyorlardı. Erdoğan çok güçlü diyorlardı. Ve dolayısıyla diyorlardı ki devletin bütün imkanlarını kullanıyor bunlar. Cumhurbaşkanı tarafsız değil. Valisi, kaymakamı, devletin bütün bürokratları, devletin bütün bütçesi kullanılıyor.
Türkiye artık demokrasi gelmez. Ve bizler bir destan yazarak bütün baskılara rağmen biz demokrasiden yana oy kullandık mesajı verdik. Ve dünya onun için şaşkınlık içinde izliyor. Ya gerçekten de Türkiye'de demokrasi kültürü var ve yerleşmiş durumda. Ve dolayısıyla İstanbul seçimleri bir İstanbul seçimi değil. Milletvekili arkadaşlarımız var, uluslararası toplantılara katılıyorlar. Katıldıkları her toplantıda başka ülkelerin milletvekillerinin ilk sorduğu soru İstanbul seçimleri ne olacak diye. Ve şimdi bütün dünya gelişen demokrasi kültürümüzü, demokrasi azmimizi yakından izliyor. Herkes şaşkınlık içinde. Gerçekten olur mu bu? Evet, gerçekten oldu. Gerçekten yapabilir miyiz? Evet, gerçekten yapabiliriz. İnandığımız için yapabiliriz dedik. Ve inandık ve yaptık ve gerçekleştirdik. Kazanan sadece Ekrem İmamoğlu değil. O bir kişi. Saygın bir kişi. Ama kazanan demokrasidir. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kazanan Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıran milyonlardır. 82 milyondur. Ve biz bunu yaptık. Bunu gerçekleştirdik. Adalet yürüyüşünde Maltepe'ye geldiğimizde gazeteciler soruyordu bana. Bundan sonra ne olacak diye. Maltepe'de bir duvar var diyordum. O duvarı yıkma zamanı gelecek ve biz o duvarı yıkacağız diye. O duvarı büyük ölçüde yıktık. Parça parça ettik. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de, Ankara'da, Bolu'da, Kırşehir'de, hemen hemen her yerde, büyük yerlerde, İzmir'de, hepsinde kırdık. Artvin'de, evet. Bütün bunları. Hatta 60 yıldır alamadığımız pek çok yerde yeni belediyeler aldık. Yeni belediyeler kazandık. Ve dolayısıyla biz duvarı yıkmaya ve demokrasiyi güçlendirmeye çalışacağız. Her yerde cumhuriyet olabilir. Ama cumhuriyetin değeri demokrasiyle anlam kazanır. Mustafa Kemal'in cumhuriyetini demokrasiyle taşlandırdığımızda asıl o zaman görevimizi yapmış olacağız. Asıl görevimiz şimdi başlıyor. Seçimlerde çalıştık, eyvallah. Güzel çalıştık, çok güzel. Herkesi kucaklayan bir dil kullandık, eyvallah. Bir sorun varsa sorunun nasıl çözüleceğini anlattık, eyvallah. Şimdi iş başa düştü. Şimdi belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. Nasıl bir belediyecilik anlayışı? Halkçı belediyecilik anlayışıyla yola çıkacaklar. Kuralları sayıyorum şimdi. 7 kuralı belirliyorum şimdi. 7 kurala bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları uyacaklar. 7 kurala. 7 kuralın takipçisi hem ben olacağım, hem millet olacak. Hem belde halkı olacak. Hem partililer olacak. Hem milletvekilleri olacak. Birlikte bakacağız. Çünkü Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Gerginlikten uzak, kavgadan uzak, herkesi kucaklayan ve her soruna çözüm üreten yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi artık sadece CHP'lilerin değil, 82 milyonun partisidir artık. Herkes bu gerçeği bilmeli. 82 milyonun partisi. Oy versin vermesin. Taşeron işçilerin sorununu nasıl çözdüysek ki her partiden insan vardı. Türkiye'nin sorunlarını da çözmeye talibiz. Kavgasız, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözmeye talibiz. Nedir yedi? Halkçı belediyecilikte 7 kuralımız nedir? 1. Yönettiğiniz belde insanlarını, beldedeki bütün vatandaşları, inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ayırmayacaksınız.
Belde halkının tamamını kucaklayacaksınız. Birinci kuralımız budur. Birinci kural. İkinci kuralımız, hizmeti, yani belediye başkanlığı hizmetini belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için yapacaksınız. Biliyorum ben bunu söyledim diye havuz medyası üzülecek, biz mahvolduk. Bize özel hizmet gelmeyecek diye, ama onlar üzülebilir ama halk sevinecektir. Halktan yana tavır alacağız. Üçüncü kuralımız, beldenizde, yönettiğiniz beldede fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Yatırımlarda bu mahallelere öncelik vereceksiniz. Özellikle engelli, dezavantajlı gruplar ile kadınların lehine karar alacaksınız. Böylece toplumun bir anlamda kendisini dışlanmış hisseden kesimini kucaklayacaksınız. Onlara sevgi, sempati ve hizmet götüreceksiniz. 4. Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyacak, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyeceksiniz. Yani halkçılığın en temel ilkelerinden birisi olan sağ elin verdiğini sol el görmeyecek kuralına uyacaksınız. 5. ilkemiz, harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Her kuruşun hesabını. Bu aynı zamanda israfla mücadele demektir. Hiç kimse unutmasın. Kul hakkı yememek halkçı belediyeciliğin temel kurallarından birisidir. 6. kuralımız, belediyede yönetici atamalarında kesinlikle liyakat sistemine uyacaksınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi de işi ehline vermek olduğunu hiçbir belediye başkanımız unutmayacak. Partizanlık değil, işi ehline vereceksiniz. 7. kuralımız, belediyeyi adaletle yöneteceksiniz. Boşuna mı biz adalet yürüyüşü yaptık? Dolayısıyla bütün belediye başkanlarımız belediyeyi adaletle yönetecekler. Bu çerçevede yolumuza devam edeceğiz. Bizim bölgede, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada demokrasi çok önemlidir. İslam dünyası açısından da demokrasi çok önemlidir. Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduğu zaman bütün İslam dünyası onu örnek almıştır. Ve bütün ülkeler, bütün devletler, onlar da cumhuriyeti kurmuşlardır. Biz demokrasiyi büyüttükçe bütün İslam dünyası da demokrasiden yana tavır almaya başlamıştır. Ve herkes Türkiye'deki demokrasiyi imrenerek görmeye başlamıştır. Kadınlar haklarını aramaya başlamışlardır. Medya özgürlüğü olmaya başlamıştır. Bağımsız yargı olmaya başlamıştır. Gücün bir kişinin elinde değil, gücün dengeli bir şekilde dağıtılmasına olanak sağlayan anayasal düzenlemeler bir şekliyle gelişmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgemizdeki en önemli gücü yumuşak güç dediğimiz demokrasidir. Ve demokrasi yeri ve zamanı geldiği zaman bombadan da daha güçlüdür. Füzeden de daha güçlüdür. Çünkü demokrasi dünyada saygınlığın temel ölçütlerinden birisidir. Eğer Türkiye dünyada saygın bir ülke olacaksa bunun yolu demokrasiden geçmektedir. O nedenle bütün İslam dünyası da göreceksiniz bizi örnek alacaktır. Demokrasiyi örnek alacaktır. Demokrasi kültürünün kendileri için, bölgeleri için ve çocukları için ne kadar değerli olduğunu göreceklerdir. O nedenle demokrasi bu milletin onuru ve gururudur. Biz bu onuru ve gururu büyüttüğümüz için memnunuz. Demokrasinin bir diğer özelliği var. Demokrasi aynı zamanda kalkınmanın manivelasıdır. Demokrasi gelişmiş ülkelerin tamamı gelişmiştir. Buyurun Güney Kore'ye bakın. Buyurun Japonya'ya bakın. Buyurun Norveç'e bakın. İsveç'e bakın. İsviçre'ye bakın. Kanada'ya bakın. Nerede demokrasi gelişmişse o ülkelerde kişi başına gelir artmıştır. Çünkü düşünce özgürlüğü vardır. Çünkü üretme gücü ve kapasitesi vardır toplumun. Çünkü herkesin can ve mal güvenliği vardır. Demokrasi yoksa bunların hiçbirisi olmaz. Demokrasi törpülendiği ve biraz karanlık bir odaya hapsedildiği için Türkiye'de ekonomi kan kaybediyor. Ekonomide ciddi sorunlarımız var. Demokraside bir çıtayı açtık,
demokrasi çıtayı aşmak bizi aynı zamanda ekonomide de çıtayı aşmayı zorunlu kılıyor. Ama ekonomi bir seçimler gibi değil. Ekonominin yöneticileri var. Yani siyasal iktidar var. Demokrasiyi önceleyerek eğer ekonomik standartları geliştirebilirse Türkiye büyür, Türkiye kalkınır. Türkiye bölgesinde söz sahibi olur. Türkiye yalnızlaşmaz. Gücünü üretimden, gücünü emekten alır. Üreten bir Türkiye güçlü bir Türkiye'dir. Üreten bir Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde saygınlığı olur. Ama ekonomide ciddi sorunlarımız var. Düşündüğümüzden çok daha derin sorunlarımız var ekonomide. Erdoğan şunu söylüyordu 2018'de. Bir yıl önce. 2018'in 24'ünde. Seçimler yapıldı. 19 Haziran 2018'de. Siz 24'ünde bu kardeşinize yetkiyi verin. Göreceksiniz dolarla enflasyonla mücadele nasıl yapılır göreceksiniz. Türkiye nasıl düzlüğe çıkarılır göreceksiniz demişti. Gördük. Hep beraber gördük. Ve Sayın Erdoğan ekonomi sorumlusu benim demişti. Doğrudur. Bu cümleden dolayı eleştiremeyiz. Ekonomi sorumlusu odur. Çünkü her şeye hakim olan odur. Valiyi belirleyen o, kaymakamı belirleyen o, Yargıtay Başkanı'nı belirleyen o, Danıştay Başkanı'nı belirleyen o, BDDK Başkanı'nı belirleyen o, bankaların genel müdürlerini belirleyen o, her şey ondan soruluyor. Tek adam rejimi var zaten. Demokrasi yok. Ekonomi tepe taklak gidiyor. Tepe taklak gidiyor. Şimdi sorumlusu benim demek ne demektir? Dış güçler sorumlu değil demektir. Sorumlusu benim demek ne demektir? Bu işte esnafın, sanayicinin bir günahı yok demektir. Sorumlusu benim demek ne demektir? Devletin diğer kurumlarının hiçbir günahı yok. Bütün sorumluluk bana ait. Çünkü talimatı veren benim demektir. Bu çerçevede bakmak lazım. Yetkiyi aldı, ne oldu? Devlet aile şirketi gibi yönetilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi gibi yönetilemez. Sarayda beyefendi, damadı da ekonominin başında. Ekonomide kriz var, doğru. İki sorunun cevabını arayacağız. İki sorunun. Sorulardan birisi şu. Ekonomide kriz var, faturayı kim ödeyecek? Faturayı kim ödeyecek? Saraya bakıyorum, fatura öder mi? Hayır. Mutfak mükemmel. Ejder meyvesinden tutun. Bilmem neye kadar her şey var. Her şey. Saraydan beslenenler var. Onlar da dolarla ihale alıyorlar. Fiyatlar dolarla belirlenmiş. Dolar ne kadar artarsa onların karı var. Dolayısıyla onlar da krizden etkilenmiyorlar. Rantiye sınıfı var. Yani faizciler. Faiz karşılığında para verenler, devlete para verenler. Onların durumu çok memnun çünkü faiz arttıkça onlar daha fazla kazanıyorlar. Dünyanın en yüksek faizini hem içeride hem dışarıda ödüyoruz zaten. Havuz medyası, onlar da bu ekonomik krizden asla etkilenmiyorlar. Devletin bankaları, devletin kurumları, diğer kurumlar her türlü desteği veriyorlar. Reklamlar, şunlar bunlar veriyor. Onların da bir eli yağda bir eli balda. Peki faturayı kim ödeyecek? Faturayı bakın sadece vatandaş değil, sıradan vatandaş değil. Faturayı sanayici de ödüyor. Çiftçi de ödüyor. Üreten kesimler ödüyorlar faturayı. Üreten bakın. Rantiye üretmez. Dolarla ihale alanın zaten bir derdi yok. Ama çiftçi üretir. Sanayici üretir. Bakın 8 aydır, son 8 aydır sanayi üretiminde düşüş var. Çünkü talep yok. Sanayi üretiminde düşüş ne demektir? Patron diyor ki işçilere kusura bakmayın. Ben işçi çıkarmak zorundayım. İşsizlik, geniş tanımlı işsizlik neden 8,5 milyona dayandı? Bu nedenle. Çiftçi ekmiyor. Ektiğim zaman zarar ediyorum diyor. Dolayısıyla iş yok ama borç çok. Borç çok. Son 4 ayı veriyorum. 2019'un son 4 ayını veriyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerin dinlesinler. Son 4 ayda yani Ocak-Nisan ayı arasında tam 600 bin kişi icralık oldu. 600 bin 532 kişi icralık oldu.
Şimdi AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Ekonominin sorumlusu benim diyen kişiye soracaksınız. Oyu bana verin, ayın 24'ünden sonra göreceksiniz bu memlekette dolar ne olacak, enflasyon ne olacak, ben hepsinin hakkından geleceğim diyen kişiye soracaksınız. Onu sevdiğinizi biliyorum. Ama sevmek ayrı, memleket ayrı. Memleket elden gidiyor, ekonomik olarak elden gidiyor. Bir kişi işsizlik nedeniyle intihar ediyorsa hepimiz kendi vicdanımızda bunu sorgulamak zorundayız. Bir kişi işsizlik nedeniyle kendisini yakıyorsa sorgulamak zorundayız. Ve şu soruyu sormak zorundayız. Bu memleket nereye gidiyor? Nereye gidiyor bu memleket? Dolayısıyla sanayici ödüyor, çiftçi ödüyor, üreten ödüyor. Bir de sade vatandaş da ödüyor. Vatandaşın mutfaklarda yangın olduğunu hepimiz biliyoruz. Perişan vaziyette. Bunu en iyi bilen bu ülkenin anneleridir. Çocuğuna akşam yemek yediremeyen annesidir. Her gün öğle zamanı salçayla ekmeği bir araya getirip çocuğuna tost yapan annedir. E bu annenin dramını bilmiyor muyuz? AK Partili kardeşlerim sormayacak mı bunu? Bunları sormak zorundalar. Soracağız. İnsan olarak soracağız. Siyasetin dışında bu işin sorumlusu kimdir diyeceğiz. Sorunlara doğru teşhis koymak zorundayız. İkinci soru. Memleketi bu hale kim getirdi? Ya birisi getirdi. Kim getirdi? Memleketi bu hale yönetenler getirdi. Yani bizlerin oy verdiği, vatandaşın oy verdiği, iktidara gelip vatandaşa hizmet vermeyen, yandaşına hizmet veren iktidar getirdi. Ve bunu da hep birlikte düşünmek zorundayız. Ve bunun altyapısını da rejim oluşturdu. Değişen rejim oluşturdu. Tek adam rejimi. Tek adam rejimi değişmeli. Artık AK Partili kardeşim de bilmeli ki bu ülkede tek adam rejimi olmuyor. Tek adam rejimi felaket getirdi. Tek adam rejimi yoksulluk getirdi. Tek adam rejimi enflasyon getirdi. Tek adam rejimi bu ülkeye huzur getirmedi. Dolayısıyla hep birlikte bunu gördük. Devletin çalışmadığını gördük tek adam rejiminde. Tek adam rejiminde ekonominin kontrol edilmediğini gördük. Tek adam rejiminde plansız, programsız bir ekonomi, bir Türkiye gördük. Tek adam rejiminde vatandaşın borç batağında olduğunu gördük. Tek adam rejiminde adaletin tümüyle yok edildiğini gördük. Tek adam rejiminde FETÖ borsası kurulduğunu gördük. Parası olanların sırtı kalınların dışarıda, FETÖ'cülerin dışarıda, garibanların içeride olduğunu gördük. Dolayısıyla tek adam rejiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş yapamaz hale getirildiğini gördük. Bunun değişmesi lazım. Bu yanlıştan dönelim. Bu yanlıştan dönmemiz lazım. Vatandaş ne istiyor? Benim gittiğim her yerde vatandaş ne istiyor? Vatandaş demokrasi istiyor. Vatandaş siyasi iktidardan hizmet istiyor. Vatandaş ülkesinde huzur istiyor. Vatandaş kendi ülkesinde hak, hukuk ve adalet istiyor. Vatandaş daha güçlü bir Türkiye istiyor. Vatandaş partili değil, tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyor. Vatandaş yandaş medya değil, rahat, özgürce, rahat haber, doğru haber alabileceği medya istiyor. Vatandaş ödediği vergilerin nerelere, ne kadar harcandığını öğrenmek istiyor. Vatandaş 3. havalimanının kaça yapıldığını öğrenmek istiyor. Vatandaş yapılan köprünün kaça mal olduğunu öğrenmek istiyor. Vatandaş şehir hastanelerinin kaça mal olduğunu öğrenmek istiyor. Bunları vatandaş bilmiyor. Vatandaş sanıyor ki sadece ben bilmiyorum. Hayır. Sevgili kardeşim, bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hiçbir milletvekili de bilmiyor. Hiçbir milletvekili de bilmiyor. Parlamentonun, senin oy verip parlamentoya getirdiğin 600 milletvekilinin ne hale düşürüldüğünü görüyor musun? Düşünüyor musun? Tek adam rejimin değişmesi lazım. Vatandaş üreten güçlü bir Türkiye istiyor. Vatandaş ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen istiyor.
Bütün siyasi partilere açık ve net çağrımdır. Bütün siyasi partilere. Vatandaşın bu beklentilerini karşılamak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her şeye hazırız. Getirin kanun, her şeye hazırız. Tek adam rejimini kaldıralım, güçlü bir demokratik sistem kuralım. Güçlü bir demokratik sistem. Hep beraber yapalım. Demokrasiyi yeniden inşa edelim. Oturumu ve birleşimi kabul ediyorum.